Evet, şimdi ada çayı Salvia officinalis. 83 çeşit ada çayı yetişir Türkiye'de. Bunlardan şifalı ada çayının içermiş olduğu tmol, etken madde, beyindeki hormonları etkileyerek aşırı terlemeyi önler. Nane aynı şekilde terlemeyi önler. Altın başak terlemeyi önler. At kuyruğu otu terlemeyi önler. Bunlar aşırı terlemeye karşı. Çayını yapıyorsunuz, karıştırarak at kuyruğu otu, ada çayı, ama hakiki ada çayı olacak. Marketlerde satılan loplu ada çayı bir faydası olmaz. Tıbbi nane olacak. Altın başak otu, büyük altın başak, Kanada altın başak değil, hakiki altın başak olacak vesaire. At kuyruğu otu. Bunlardan 25 gram mesela ortalama karıştırdınız, 100 gramlık bir çay yaptınız. Ne yapıyorsunuz bundan? Bir yemek kaşığı, 1 litre suya koyuyorsunuz. Bir de limon sıkıp afiyetle içiyorsun. Ne yapıyor bu? Aşırı terlemeyi önler. Aşırı terlemeye karşı önleme bir yöntem daha var. O da çok basit. Bu da çay ağacı yağı. Çay ağacı. Daha konsantre. Pardon, çay ağacı yağı diyorum. Ada çayı ya. Ada Burada bir çay ağacı var, onunla karıştım. Ada çayı, ama hangi ada çayı? Salvia officinalis, şifalı ada çayı. Bundan şöyle bir bardak suya 5-6 damla damlatıyoruz. Damlatıyoruz. Ve bu ada çayı yağı içerikli sudan içiyoruz. Güzel bir tadı var. Tadı fena değil. Ne yapıyoruz? Bu hemen terlemeyi önler. Ben çocuklarla yıllar önce ailece Antalya'ya gittik. Tabii Almanya'da çocuklar doğdular, büyüdüler. Antalya gibi sıcak bir şehre gelince ne oldu? Aa, ne kadar çok sıcak burası. Dışarı çıkıyorlar. Çıktıkları bir de otele döner. Niye? Duş alacağım, çok terledim. Dışarı çıkamıyoruz. O diyor ben geri dönmek istiyorum. Bu diyor benim geri dönmek istiyorum. Sokakta gezemiyoruz. Dur bir dakika dedim. Ada çayı hazırlıklı geldim. Ada çayı yağı hemen damlatıyorum bir bardak suya. İçin bakayım. İçiyorlar birer yudum. Hadi bakayım, şimdi sokağa çıkıyoruz. İsteyen istediği yere gitsin, gelsin, tolsun. Problem yok. Ne yapıyor? Aşırı terlemeyi önlüyor.